Şu an yolda benim açımdan en önemli olan iki şey var. Espresso, iki muz. Ben Batuhan'la Ozan diyeceksin. Bak ne yazıyor burada. En son eczane hikayemin Meksika'da olduğunu hatırlıyorsunuz herhalde. Bu tasarım da iki günlük, iki gün olmadan siz bunu bastınız mı? Evet. Herkese merhaba, ben Doğuş Çabakçor. Bugün yapmam gereken iki tane parti var. İkisi de Ankara'da, birazdan yola çıkacağız. Şu anda hazırız. Hazır mısınız? Hazırız. Batu ve Ozan da hazır. Hatta şimdi bir yanlarına gideyim. Çünkü geciktik. Saat şu anda 3'ü çeyrek geçiyor ve bizim kaçta orada olmamız lazım? 7 gibi olsak iyi olur. 7 gibi. 7 gibi olmak için evet şu an çıkmamız lazım. Çünkü ilk partimiz 8'de başlıyor. Ozan ve Batu başlayacak parti. Sonra ben orada çalacağım. Oradan gece 1'de başka bir partiye başlayacağım. O yüzden şimdi daha fazla oyalanmadan biz yola çıkalım. Ayakkabıya karar veremiyorum çünkü giyeceğim ayakkabıyı şu an bir şarja takıp valize koydum. Arabayla gideceğimiz için rahat bir şey olması lazım. Ben iyi izimi giyerim arkadaş. Ozan bak seviyorsun diye bir çikolata aldım sana. Çok sağ ol abi. Bir de geçen yarıda bıraktığın birkaç çikolatanı da aldım. Yolda bol bol yersin. Arkadaşlar evinizdeki kullanmadığınız elektrikleri kapatın. Doğaya biraz saygınız olsun. Elektrik faturası fazla geleceğinden değil yani. Şu an yolda benim açımdan en önemli olan iki şey var. Bir espresso, iki muz. Ben Batuhan'la Ozan diyeceksin. Yalnız öne oturanın farklı sorumlulukları oluyor ona göre. Kimse arkada gidiyor. Öyle yok. Evden çıkalı daha 1,5 saat oldu ve siz tuvalete durmak istediğinizi söylüyorsunuz. Gerçekten benlik bir şey değil. Evden çıkmadan önce yemeğimi yedim, tuvaletime girdim, her işimi hallettim, yola çıktım. 2 saat kaldı, 2 saat daha tutarsınız. 2 saat daha tutarsak biz yalan oluruz muhtemelen abi. Bana boş şişe verin bir tane, ben ancak öyle tutarım 2 saat. Ankara'ya geldik. Hava yavaş yavaş kararmaya başladı. Saatler 18.46'yı gösterdi. Ne bu ya, haber spikeri gibi oldu birdenbire. Şimdi ilk partimiz için Bilkent tarafına geçiyoruz. Ankara'ya geldik. Karnım aç. Siz de açsınız herhalde. Bayağı. Yemek yememiz lazım burada. Yemek yedikten sonra otele gidip üstümüzü değiştirip partiye başlayacağız ama ben geç başlıyorum. Onlar erken başlıyor. O yüzden daha fazla oyalanmayalım. Bu arada deli gibi burnum tıkandı. Eczane bulmamız lazım. Bu müthiş görev sana veriyorum Batu. Bak ne yazıyor burada. Yasak vallahi söylüyorum. Beni geri çıkartıyorlar. Hakikaten eczane açık lan. Abi melekler 8'e kadar açık kalıyor herhalde. Şanssız. En son eczane hikayemin Meksika'da olduğunu hatırlıyorsunuz herhalde. Aynen. Orada beni öpmüşlerdi ama. İzledin miydi? Tabii ki de. Beğendin mi? Beğendim. Yorum attım ve abone oldum. Tuvalette gördüm, çekinmek istedim. Dışarıda bekliyorum şu an fotoğraf çekinmek için. Daha önce böyle hiç olmamıştı. Tuvalete girdik. Sıkışmışım, yoldan gelmişim. Arkadaş fotoğraf çektirmek istedi. Ama neyse ki dışarıda hallettik. Çünkü tuvalette yani... Sen çektirir misin fotoğraf dışarı? Yok, çektirmem fotoğraf. Evet, tuvalet hem atmosfer olarak hem de orada psikolojiler başka yönde yani. Fotoğraf falan düşünmüyorsun haliyle. Bayağı bir yoldan yürüdük ama en sonunda geldik. Şimdi üstümü değiştirmem lazım çünkü yoldan geldiğim şekildeyim. Ve artık hazırım. Tişörtümü değiştirdim, ayakkabımı değiştirdim. Şortumu değiştirmiyorum çünkü zaten genelde şort çok önemli olmuyor, çok da gözükmüyor. Aşağıda Batu ile Ozan çok güzel warm up yapıyorlar. Geceyi hazırlıyorlar. Bayağı kalabalık bir parti olacak. Heyecanlıyım şu anda. Ankara'yı zaten biliyorsunuz, Ankara olduğum için çok seviyorum. Ve bu bugünün ilk partisi. Bundan 3-4 saat sonra bir partimiz daha var. Başlamama son 20-25 dakika. Artık ben biraz oturup son hazırlıklarımı yapacağım.
Oo, çakması olmuş ama bu. Abi çakmasını yapabildik ya. Daha ben çıkarmadım tişörtleri ya. Dur bakayım kumaşı nasılmış, ona bakayım bir daha. Seninle aynı abi, aynı güzel, kalitede. Güzel, bir daha bakayım arkasına. Like it's nothing. Bu tasarımda 2 günlük, 2 gün olmadan siz bunu bastınız mı? Evet. Valla tasarım kapandığımız vardı aslında. Kaplan yap, arkasında bir şey var mı? Yok. Valla güzel olmuş. Yani şöyle olmadı ama. Aynı beden mi bunlar? Şu bedene bir bakalım. Orada bir tane daha mı var? Ya bir 5-6 tane var aslında. Aa, bunu da yaptım. Aynen. Bir de asıl kaplanlı olan var en güzeli de. Onu bir arkadaşımız giymiş. Giydi mi? Abi bir şey söyleyeceğim. O tişörtü giymen lazım üstüne. O zaman giy. Böyle kuru kuru fotoğraf yap. Şaka yaptım ya, şaka. Önce normal çekelim, sonra giyelim abi. Tişörtlü, tişörtsüz olmaz. Anlaşmalarınız böyle. Bundan sonra fotoğraf çekilen herkes de benim tişörtüm olmasını istiyor. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi gidiyoruz. Hadi gel. Çok güzel bir içerisi. Saat şu anda 10.30 ve 1'de ikinci partiye başlayacağım. Muhtemelen 11'e doğru buradan çıkarız. Çok güzeldi. TED Koleji'ne teşekkürler. Şimdi bir sorum var. Bu tişörtü bastırmak kimin fikriydi? Benim fikriydi. Güzel olmuş ama. Ama çok bu arada bu dizayn halen bende yok. Bende de. Sen story'nden aldık ama. Biliyorum ama bende yok. Daha bekliyorum bende. Bir tek bu var, bir de onlardaki ama var. Ama seninki de çok güzel. Valla teşekkürler. Enerjiniz müthişti. Teşekkür ederiz gerçekten. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu arada bir videomda bahsettiğim parfüm vardı ya, Light Blue. Sıkmışsın parfüm. Evet. İyi akşamlar, görüşürüz. Görüşürüz. Artık müthiş gece bitti. Bir gecede iki parti. Ankara'da ilk defa oldu hayatımda. Bak. Gördüm oğlum aynadan seni. Bence bu videoyu artık burada bitirelim. Bence de abi biz bittik. Video da bitsin. Meşhur asansör şeyi çekelim. Oha, otel 17 kat. Kart okutmadan basmaz kardeşim. Hayatında otelde mi kalmış abi? Ozan, Batu çok teşekkür ederim size. Bye.